أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم. بهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وجعلنا للمتقين إماما حسنت مستقرا ومقاما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا تحيه وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبا بكم رب بي دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين استعيد بالله الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يبلغ العبد درجه المتقين حتى يدعى ما لا باس به hadran mimma bihil ba's. Ravahu Tirmizi sadaka Rasulullah ve nataqa Habibullah. Ya şimdi bir fesat koptu cihanda. Hevayı nefse düştü nas bu anda. Eğer alim, eğer abit bu şanda aziz tefsir, hadis, fıkıh kaldı yabanda. Bunastan ayrılıp Hakk'a gidelim. Cemali kemale seyredelim. Cemaati Müslümin, İhvanı Din. Öyle bir zamana geldik ki, hali vakti yerinde olanlar, zengin olanlar, durumu iyi olanlar, benim tıkırım yerinde diyor. Onlar hem kendileri hem de evlatları Kur'an'ın tarafına bakmıyorlar. Fakir olanlar da benim yiyecek ekmeğim, başımı sokacak bir evim yok, odunum yok, kömürüm yok bahanesiyle onlar da hem kendileri hem evlatları Kur'an-ı Kerim'le meşgul olmuyor. İnsanların ekseri bahaneler uydurarak Allah'ın kitabını bir tarafa bırakmış durumdalar. Nitekim sevgili Allah'ımız zamanın ve mekanın sahibi olan Hazreti Allah bu durumu, bugünleri, günleri, bu halimizi 1500 sene öncesinden haber veriyor. Ve mahşerde huzura çıkıldığı zaman ümmetine merhamet olarak gönderilmiş, rahmet olarak gönderilmiş Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ancak bu kitabı terk edenler hakkında Allah'a şikayetçi olacağını haber vermiştir. Ve kâlel rasûl, Ya Rab, inne kavmi tekadû hâdel Kur'âne buyurur sevgili Allah'ımız. Ve kâlel mahşerde Allah'ın huzuruna gittiğinde, cehenneme atılanlara, Elinden geldiği kadarıyla şefaat etmeye çalışacak Bütün gücünü Bu hususta kullanacak, sarf edecek olan bir peygamberden bahsediyoruz Nitekim وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ Ayet-i kerimesi nazil olunca Ey Habibim Çok yakında Rabbin sana verecek ve le sevfe yu'tike. Çok yakında sana lütfedecek Rabbuke Rabbin. Fetar da sen de razı oldum Allah'ım. Senden daha isteyecek bir şeyim kalmadı deyinceye kadar Rabbin sana mahşer gününde, kıyamet gününde lütfetmeye devam edecek ayeti nazil olunca Sahabe-i kiramdan birisi bu ayet okunur okunmaz peşinden şu suali sorar. Ey Allah'ın Resulü, ey beşeriyete rahmet olarak gönderilmiş peygamber, Allah'tan ne isteyeceksin ki sonra razı oldum diyeceksin. Cenab-ı Hak sana ne verirse, ne lütfederse senin rızanı almış olacak diye sual ettiğinde rahmet peygamberi buyurmuştu ki ümmetimden bir kişi bile cehennem ateşinde kalıncaya kadar vallahi razı olmayacağım buyurmuştu. Ümmetinden herkesin cehennemden kurtulması için mücadele edecek bir peygamber. Nasıl oluyor da Kur'an'ı terk edenleri Allah'a şikayet ediyor. Ve kâler Rasûl, benim peygamberim, benim sizi kurtarsın diye gönderdiğim peygamberim huzuruma gelecek ve birilerini şikayet edecek. Hiç kimse Rasûl-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Allah'a şikayet edilen bir kimse olmak istemez, istememelidir. Acaba sebep ne? Ve kâle'l-rasûl, Ya Rab, ey Rabbim, şimdiye kadar hiç kimseyi sana şikayet etmedim. Taif'te beni taşlayanları da sana şikayet etmedim. Ümidi olunur ki onların sulbinden, zürriyetinden mümin evlatlar doğar dedim. Bekledim, sabrettim. Ebu Cehil'den bile ümidimi kesmedim. 20 küsür kez kapısını çaldım. Kul la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur de diyerek onu hakka davet ettim. Peki şimdi ne oldu? Ve kâle Rasul, Ya Rab inne kavmi benim kavmim benim adamlarım İçinde büyüdüğüm ekmeğini yediğim suyunu içtiğim aynı zorluğa birlikte omuz verdiğimiz insanlar. Ne zaman ki senin kitabın geldi, gökten bir reçete olarak, bir sofra olarak önümüze kondu. اِتَّخَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا Kur'an'ı bulduktan sonra her şeyi terk etmeleri gerekirken, bütün felsefeleri bir tarafa koymaları gerekirken, bütün gayeleri, bütün dertleri bir tarafa bırakmaları gerekirken onlar tam tersini yaptılar. İttehadü edindiler. Hadel Kur'an'ı, bu Kur'an'ı mehcura terk ettiler buyuruyor. Sahabe-i kiramdan fesahatıyla, belagatıyla, okuduğu şiirleriyle meşhur bir sahabe İman ettikten sonra bir daha hiç şiir okumamaya başlamış. Ona demişler ki eskiden dilinden belagat ve fesahat içerikli şiirler eksik olmazdı. Günlük konuşmalarda bile bize beyitler okurdun. Şimdi sana ne oldu? Şimdi sana ne oldu ki? Artık hiç şiir okumuyorsun. Diye sual edildiğinde Kur'an'ın kıymetini bilen o sahabi buyuruyor ki Ben öyle bir kitapla tanıştım ki Ben Rabbimin kelimelerini, lafzı da, manası da, belagatı da, fesahatı da, tefsiri de, ruhu da, zahiri de, batını da, noktası ve virgülü de Her şey Allah'a ait olan bir kitabı bir ayeti, bir sözü, bir cümleyi, bir sureyi ezberledikten sonra artık Kur'an'dan başka bir şeyden lezzet alamıyorum. Kur'an'dan başka bir şeyle uğraşmak bana abesle iştigal geliyor. Onun için bundan sonra ömrümün sonuna kadar daha şiir söylemeyeceğim demişti. Allah Celle Celaluhu Kur'an'a olan hayranlığımızı her şeyin fevkine çıkaracak derecede bizlere ikram eylesin. Ve kâler Rasûl, Ya Rabbi, inne kavmi tehadû hâdel Kur'âne mehcûrâ. Benim kavmim, benim topluluğum, beni tanıyıp bana iman etmesi gerekenler, benim adamlarım Kur'an'a öncelikle sahip çıkması icap ederken onlar Kur'an'ın tarafına bakmadılar. Kimi zenginiz dedi tıkırımız yerinde, kimi fakiriz dedi bizim ekmeğe ihtiyacımız var, para kazanmamız gerekir dediler. Kur'an'ın tarafına bakmadılar. Onun için Hazreti Allah'ın bu kitabı hakkında kaç gün konuşulursa azdır sadece Bakara suresinin ilk ayetini ömrümüzün sonuna kadar anlatsak. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ'den başka bir şey söylemesek bile yine azdır. Ama duymamız gereken başka sözler de var, başka hakikatler de var. Kur'an'ın bize öğretmek istedikleri güzellikler de var. Ama onları duymadan önce bir kez daha hatırlamamız gereken Allah'ın kitabında şüphe edilecek hiçbir hüküm, hiçbir haber, hiçbir mesele ve mevzu yoktur. Hüdel <laughs> lil Kur'an-ı Kerim, Kur'an'ın ayetleri ve Kur'an'ın her kelimesi Allah'ın olduğu için, baki olan Hazreti Allah'a ait olduğu için, ilminin nihayeti olmayan, Bidayeti ve nihayeti olmayan bir zatın kelamı olduğu için o hidayetin ta kendisidir. O bizim nefsimizdeki bütün idrak, idrak kabiliyetlerini bilen her nefsin içerisinde hangi hilelerin var olduğunda her nefesinde kaç hilenin her hilesinde kaç firavunun olduğunu bilen sadece Hazreti Allah'tır. İçimizdeki hileleri, içimizdeki Nemrutları, içimizdeki kahramanlıkları tanıyan Hazreti Allah bizi bu halimizle beraber öyüte öyüte, temizleye temizleye, arındıra arındıra Allah Celle Celaluhu bizi yaratılış gayemize götürmek istiyor. Bunu Hiçbir kanun icra edemez. Bunu hiçbir kanun koyucu başaramaz. Çünkü onlar da bizim gibidir. Anayasa profesörleri kendileri bile kanun koyan, kanun koyan devletler, hükümetler, güçler bile kendi nefislerinde var olan hastalıkların bile farkında değiller. Kendilerinde mevcut olan karanlıkların uçurumların bile farkında değil. İnsanım en derin uçurum bende der Sezai Karakoç. İnsanım en derin uçurum bende. Hiç kimse kendindeki uçurumun derinliğinin farkında değil. İnsan yükselmeye başladığı zaman ne kadar yükselebileceğini, alçalmaya başladığı zamanda ne kadar alçalacağını bilemez. Kimse kimseye bundan bahsedemez. Öyleyse kendini tanımaktan aciz olan bir insan kendini terbiye etmekten, kendini kontrol etmekten aciz olan bir insan nasıl olur da bütün bir beşeriyetin milyonların binlerin farklı mizaçlarda, farklı meziyetlerde, farklı fıtratlarda insanların kendi aralarındaki hukukunu tanzim edecek Birey olarak, cemiyet olarak nasıl yaşamaları gerektiğine nasıl karar verebilir? Üstelik insanın insanla olan muamelesinden ibaret değil hayat. Biz sadece insan değiliz. Hem insanız, hem mahlukuz, yaratılmışız. Halika karşı sorumluluklarımız var. Hem mevcuduz, mevcudata karşı sorumluluklarımız var. Bir güle karşı, bir çiçeğe karşı bir arıya karşı, bir kediye karşı sorumluluklarımız var. Bütün bunların ölçüsünü kedinin ne düşündüğünü bir insan gördüğü zaman insandan ne beklediğini bilen ancak Hazreti Allah bu ilişkiyi, bu nizamı tesis edebilir. Gülün bizden ne beklediğini, çiçeğin bizden ne beklediğini, toprağın bizden ne beklediğini, semanın bizden ne istediğini ancak Hazreti Allah biliyor. Bunu bilebilmek için namütenahi olan, sonu olmayan, başı ve sonu olmayan bir ilme ihtiyaç var. İlmi kadimin ancak gücü ve takati buna yetebilir. İnsanın gücü buna yetebilir mi? İnsanın gücü, insanın ilmi buna kafi gelmez. Onun için biz önümüze konulan anayasayı her gece başka bir rüya görür, ve ertesi gün değiştirmeye kalkarız. Allah Celle Celaluhu mevcudatla olan hukukumuzu, mahlukatla olan hukukumuzu, ehli sema ile ve ehli ardla olan muamelemizi Kur'an-ı Kerimle belirliyor. Geçmişle olan muamelemiz nasıl olacak? Eslafımıza karşı olan edebimiz nasıl olacak? Allah'ın şiarına karşı tavrımız nasıl olacak? ve men yuazzim hurumatillah fehuwa khayrun lehu 'inde rabbih mukaddesata karşı olan tavrımız nasıl olacak büyüklerimize karşı tavrımız nasıl olacak bizden önce geçenler velledine caun ba'dihim yekulun rabbena ğfir lana ve li ihvaninellezine sabaquna bil iman ve la tec'al fi kulubina ğillen lillezine amenu bana bir anayasa gösterin o anayasada her insan, bu anayasanın her vatandaşı kendinden önce ahirete gitmiş olan insanlara dua edecek. Onların bağışlanması için, merhamet görmesi için, hayırla yad edilmesi için, sıratı selametle geçebilmesi için beş vakit dualarında ona da yer verecek diyen bir kanun gösterir. Ve la tec'al fi kulubina gilla lilledin amenu dünyanın öbür ucunda da olsa ismini bilmediğim, kendisini tanımadığım ama imanda buluştuğumuz, secdede buluştuğumuz, tekbirde ve ezanda buluştuğumuz kardeşlerimiz onlara karşı hataları ne olursa olsun Allah'ım kalbimde zerre kadar bir kin, bir eğrilik, bir öfke, bir düşmanlık bırakma Allah'ım. Ve la tec'al fi kulubina gillen lillezine amenu. Bunu kim öğretir? Sokakta çocuğunuza nasıl yürüyeceğinizi tanzim eden, tarif eden bir kanun gösteriniz. Hazreti Allah Celle Celaluhu Lokman suresinin ikinci sayfasında ve iz kale lokmanu libnihi ve huve ya'iduhu diyerek Lokman-ı Hekim'in oğluna yaptığı nasihatları anlatır Hazreti Kur'an'da. Bir sayfa bir babanın çocuğa merhem, merhem tadında, merhem sıhhatinde nasihatlarını anlatır. Ve la temşi fil ardi maraha. Ve la tusair haddeke linnasi ve la temşi fil ardi maraha. Cenab-ı yolda nasıl yürüyeceğini anlatır. Koşma der. Vaksit fi meşike vağdud min savtik. İnne enkeral asvat ile savtul hamir buyurur. Vaksit fi meşike. Ey evladım. Hazreti Allah'ın yolda yürümeni istediği şekil koşarak değil, salınarak değil, vaksit orta yollu ol. Gittiğin gayeye yapmak istediğin işe uygun bir yürüyüşün olsun. Tanıdığı, taşıdığın ünvanların, namların, isimlerin hakkını ver. Vaksit fi meşike vagdud min savtik. Yürümeyi bile bize öğreten bir kitabımız var. Nasıl konuşacağımızı, kime nasıl hitap edeceğimizi bize tarif eden bir kitabımız var. Öyleyse bu kitabı bulan, bu kitabı anlayan, bu kitapla konuşmaya tanışmaya başlayan bir insanın başka hiçbir şeyle uğraşmadığını geriye dönüp baktığınızda eslafımızdan, büyüklerimizden görebilirsiniz. Bizim bugün ihtiyaç duyduğumuz Hazreti Allah'ın kitabını tanımak ve tanıtmaktır. Hüden lil Allah öyle bir kanun koymuştur ki öyle bir yasa koymuştur ki bütün beşeriyet bir araya gelseler onda bir kusur arasalar kusur kendilerinindir. Kusur kendilerinindir. Allah Celle Celaluhu'nun kitabında bir şüphe yok. Üstelik o hüden lil müttakîn. Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede Kur'an-ı Kerim'in müttakilere hidayet olduğunu söylüyor. Şöyle bir itiraz gelebilir. Halbuki Bakara suresinde başka bir ayeti kerime de Şehru Ramazan elledi unzile fihil Kur'an hudal buyurur. Ramazan ayı öyle bir aydır ki o ayda Kur'an indirilmiş. Unzile fihil Kur'an ne olarak huden linnas? bütün insanlara hidayet olarak. Bu ayet-i kerimede de hüdel lil müttakin sadece cehennemden korunmak isteyen takva sahiplerine hidayet olarak indirilmiş buyuruldu. Şimdi hangisi? Az önce okuduğumuz ayet-i kerimede hüdel lil bütün insanlara hidayet diyor. Ama bu ayet-i kerimede hüdel lil müttakîn buyuruyor. Acaba bu iki ayet arasında bir tenakuz, bir çelişki var mı? Hayır yok. Hidayetin birden fazla manası var demiştik. Hidayetin bir manası mutlak olarak yol göstermektir. Maksada götürsün, ulaştırsın, ulaştırmasın. Maksuda götürecek yolu beyan etmek, göstermektir. Ama sizi illa alıp da maksuda götürmez. Sadece varmak istediğiniz gayeye, maksada işaret eder. Onun doğru yolunu gösterir, öğretir. Ondan sonrasında o yolla maksada ulaşmak, gayeye vasıl olmak hem senin iraden hem de Allah'ın yardımıyla tahakkuk eder. Hidayetin bir manası sadece yol göstermektir. Eğer hidayetin bu manasını alırsak Kur'an-ı Kerim Hüden linnas bütün insanlara doğru yolu göstermeye muktedir bil kuvve bu güce sahip bu hakikatlere sahip bu ifadeye sahip bir kitaptır. Bütün insanlara İster akıllı olsun, ister zeki olsun, ister gabi olsun, ister avam olsun, ister havas olsun. Çobanına da, okumuş olanına da, herkese Allah Celle Celaluhu bu kitapla yolunu buldurur. Yolunu gösterir. Sadece delalet manası verirsek, bütün insanlığa Kur'an-ı Kerim haykırmaya devam ediyor. Yani Amerika'dan bir gusülsüz, bir abdestsiz gelse ben Kur'an'ı araştırmak istiyorum. Allah'ın kitabı olan bu kitabın neler söylemek istediğini öğrenmek istiyorum dese Cenab-ı Hak ona hayır demiyor. Kapısını kapatmıyor. Bir ateist bakalım şu Kur'an-ı Kerim'de neler varmış. 2 milyar insan ne buldu da bu kitaba iman ediyor anlamak niyetiyle gelse Kur'an-ı Kerim hayır demiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmek için beline kılıcı koyup yola çıkan Hazreti Ömer bile merak edip de Kur'an sayfalarını, Kur'an ayetlerini kız kardeşinin elinden alıp okumaya başladığı zaman Allah Celle Celaluhu ona da konuşmuştur. Onun da kalbine inşirah vermiştir. Bütün insanlara yol göstermesi bakımından hidayettir. Ama yol göstericiliği herkesi gayeye ulaştırmaz. Ancak müttaki olanları, cehennemle arasına set koymak isteyenleri, Allah'ın gazabından kendini vikaye etmek, kendini muhafaza etmek isteyenleri, ahiretini düşünen, akıbetini düşünen insanları bu Kur'an-ı Kerim bizzat alıp maksuda, gayeye, ubudiyete ulaştırıyor. Nihayete ulaştırması, gayeye bir fiil götürmesi manasında alırsak hidayeti bu sadece müttakiler içindir. Yani insan Allah'ın davetini duyar, sonra da bu davete gönlünü açarsa, ben Allah'ın istediği gibi bir kul olmak istiyorum derse, böyle murad edip İman edip ikrar ettiği andan itibaren Cenab-ı Hak Kur'an'ın ayetlerini, her ayetini ona yol, Kur'an'ın her kelimesini ona yön olarak tayin ediyor. Mevla yardım ediyor. Allah Celle Celaluhu melekleriyle yardım ediyor. Ama Hızır'ı ayağına yolluyor. Ama sevdiği kulları ayağına yolluyor. Mutlaka onu ubudiyet mertebelerinde terakki etsin diye doğru adrese götürüyor. İşte hüden lil müttakin Allah'ın müttaki kullarına Kur'an-ı Kerim bil fiil hidayettir. Ama müttaki olmayan insanların tamamına bil kuvve hidayettir. Su, şu bardakta gördüğünüz su susuzluğu giderir. Kim içerse içsin susuzluğunu giderir. Bu bil kuvvedir. Yani suda böyle bir kabiliyet, böyle bir özellik, böyle bir tabiat var demektir. Bu su bil kuvve kim içerse içsin susuzluğunu giderir. Ama suyun bil kuvve susuzluğu gidermesi başka bir şey. Bir fiil susuzluğu gidermesi başka bir şeydir. Bir fiil susuzluğunu gidermesini istiyorsan bu suyu alıp içmek zorundasın. Elini uzatmalısın, istemelisin, bana da bir bardak verir misin demelisin. Verildikten sonra da yudumlamasını bilmelisin. Eğer bir kuvve susuzluğu giderecek olan bu su susuz olan insanlar tarafından talep edilir, içilirse bil kuvve susu, bil fiil susuzluktan bizi kurtarır. Kur'an-ı Kerim'de hem bil kuvve hidayettir, hem bil fiil hidayettir. Bil kuvve bütün insanlık için. Ama kim ben Kur'an'ın hidayetinden, nurundan, nefesinden istifade etmek istiyorum canından can almak istiyorum diyorsa o insan elini uzatacak o insan vaktini ayıracak o insan Kur'an'ın önünde diz çökecek Kur'an-ı Kerim işte o andan itibaren onu hain olmaktan terörist olmaktan ahlaksız olmaktan kötü bir insan olmaktan asi bir evlat olmaktan Memleketini, vatanını satan bir vatandaş olmaktan kurtaracak. Hüden lil müttakîn. Bil fiil, hidayet ele diz çökenlere, kabul edenlere, ben buradayım, ben hazırım diyenlere aittir. Lil müttakîn. Allah bizi müttakilerden eylesin. Şimdi takva ne demektir? Müttaki takva sahibi olan demektir. Takvanın üç farklı mertebesi vardır. Herkes kendi derecesine göre. Eğer inanmayan bir insan ise Allah'a, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, Kur'an-ı Azimüşşan'a inanmayan bir insan ise Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek ben Allah'tan başka bir ilah olmadığına Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin de onun kulu ve elçisi olduğuna, peygamberi olduğuna şehadet ediyorum dediği andan itibaren bu takvanın birinci basamağına çıktı demektir. Yani şirkten, küfürden, bir insan için en büyük zulümden kurtuldu demektir. Şimdi cehennemle arasına bir set koydu demektir. Ebedi cehennemde kalmakla arasına bir perde koydu. Artık bu halini muhafaza edebilirse ebedi cehennem onun için yok demektir. Ama muvakkat cehennem olabilir. Allah'ın gazabı ebediyen onun hakkında tecelli etmeyecek çünkü takvanın birinci basamağına çıkmış kendini şirkten, küfürden, inkardan azat etmiş. Müslüman olmuş. Peki müebbet cehennem azabından kurtulan bu müminin muvakkat cehennem azabıyla Allah'ın gazabının muvakkaten ona tecelli etmesiyle arasına nasıl engel koyacak? Takvanın ikinci mertebesine çıkarak. Nedir o? O da Allah'ın emirlerini yerine getirip, haramlardan ve yasaklardan iştinaf ederek, eğer haramdan şüpheli şeylerden istinab edip sakınıp uzak durup İslamiyeti yaşamaya cehdü gayret ederse, bu sefer ebedi cehennemle arasına muhkem bir set koyduğu gibi bir iznilla muhakkaten cehenneme atılmaktan da emin olacaktır. Allah'ın gazabı da, Allah'ın ateşi de, Allah'ın cezası da, ahiretteki ve dünyadaki cezası ona muhakkaten de temas etmeyecek, muhakkaten de olsa cehenneme atılmayacak demektir. Peki ne kaldı ki? Müebbetten de kurtulduk, muhakkaten mahpus olmaktan da kurtulduk, ceza görmekten de kurtulduk. Ne kaldı ki? Bir şey daha kaldı. O da nedir? O da birincisi avamın takvasıydı. İkincisi havasın takvası. Üçüncüsü ahassül havasın takvasıdır. O da Allah sevgisinde, Allah'a duyduğu muhabbette o kadar terakki ediyor. Öyle bir huzur hali yakalıyor ki artık Cenab-ı Hak'tan başkasına kalbinde yer kalmıyor. Allah'ı hiç kimseye tercih etmiyor. Allah'ın hatırının fevkinde bir hatır gözetmiyor. İşte takva ile ilgili yapacağımız tariflerin bir kısmı avamın takvasına, bir kısmı havasın takvasına, bir kısmı ise ahassül havasın takvasına işaret ediyor. Peki bizi üçüncü mertebedeki takva bizi acaba nelerden muhafaza edecek? Birincisi iman edip şirkten ve küfürden kurtulduğumuz andan itibaren ebedi cehennemle aramıza set koyduk. Haramları terk edip ibadetlere gayret gösterdiğimiz andan itibaren muvakkaten cehenneme düşmekten kendimizi emniyete aldık. Peki üçüncüsü? Üçüncüsü dünyada da ahirette de Allah'tan uzak kalmaktır. Allah'ın hasretiyle yanmaktır. İnsan bilse en büyük ızdırap budur. En büyük yoksulluk ve yoksunluk budur. Cenab-ı Hak kendi hasretiyle bizleri imtihan etmesin. Allah hiçbirimizi firakıyla cezalandırmasın. Amin. Bir arif Cenab-ı Hakk'a dua ederken Allah'ım bizi cehennemine atma. Bizi cehenneminden azat et Allah'ım. Ateşine dayansak bile firakına dayanamayız ya Rab der. Ateşine dayansak bile firakına dayanamayız. Allah'ı sevenler Allah için zaten bu dünyadayken her türlü ateşe, her türlü çileye, her türlü musibete, her türlü hastalığa dayanmasını bilmişler. Onların dayanamayacağı tek şey firaktır. Allah'tan ayrı kalmaktır. Onun için Mevla'nın, Mevla'nın sevgilisi olanlar, yuhibbuhum ve yuhibbunuhu. Allah onları sever. Onlar da Allah'ı sever hitabına muhatap olanların tek bir endişesi vardır. Firaktır. Ayrı kalmaktır. Yoksa eziyet çekmek değildir. Ela inne kasti min hevâket teellû. Ve illa fe esbabu telezzüzü buyurulmuştur. Ey sevgilim! Ben seni niye sevdim bilir misin? Ben sana sana niye aşık oldum, niye vuruldum bilir misin? Seni sevdim ki senden eziyet göreyim diye. Yoksa benim derdim telezzüz olsaydı. Nimet olsaydı, rahat yaşamak olsaydı sana aşık olmayı seçmezdim. Seni sevmeyi tercih etmezdim. Lezzetlenmenin keyif çatmanın birçok sebebi var. Rahat etmenin birçok sebebi var. Ben senin elinden eziyet çekmek için sana aşık oldum. Yarın zülüflerin gören bahtı kara olurmuş. Bir tek zülfün göreydim ömrüm kara olsaydı denilmiştir. Boşuna da denilmemiştir. Yarın zülüfleri gören ömrü bahtı kara olurmuş. Bir tek zülfün göreydim, ömrüm kara olsaydı der aşık. Allah'ı sevenlerin tek bir korkusu vardır. O da Allah'tan ayrı kalmak, Allah'tan gafil olmak. İşte bu noktada da muvaffak olunca takvanın üçüncü mertebesini de elde edip artık Allah'tan bir daha gafil olmayacak bir daha ayrı kalmayacakları bir mertebeye ulaşmış oluyorlar. Cenab-ı Hak bize üç takva mertebesini de kemaliyle lütfeylesin, ihsan eylesin. Cenab-ı Hak Kur'an yolundan ayrılmaktan, ayrı kalmaktan bizleri muhafaza eylesin. Takva, Ragıb-ı İsfihani'nin müfredatında yaptığı tanıma göre takva Hefzun nefsi amma yu'sim. Birinci mertebe. Hefzun nefsi amma yu'sim. İnsanın nefsini korumasıdır. Neden koruması? Amma yu'sim. Seni günahkar edecek. Seni asi kılacak. Seni Allah'la karşı karşıya, peygamberle karşı karşıya getirecek ahiretteki hesabını zorlaştıracak her türlü yanlış işten nefsini korumaktır. Hefzun nefsi amma yu'sim. Peki bu nasıl mümkün olacak? Biterkil mahzurat ne kadar haram kılınmış şey varsa mahzurlu olanlar varsa onları terk ederek. Sonra bir aşaması daha var ve biterki bazı mubahat Allah'ın mubah kıldığı her şeyden de istifade etmeyecek. Bazı mubahları da terk etmeye gayret gösterecek. Niye? O mubahı yaptığım zaman belki de şüpheli bir şeye, o şüpheliyi yaptığım zaman belki de bir harama düşerim endişesiyle. İşte bundan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ derecetel müttakin. La yabluğu, ulaşamaz. Hayaldir. Rüyasında bile göremez. Kim? El kul. Derecetel müttakin. Müttakilerin mertebesine çıkamaz. Oraya varamaz. Ne yapıncaya kadar? Hatta yeda'a ma la be'se bih. Fıkıhta, fıkıhta bazı meselelerin hükmü beyan edilirken bu haramdır, bu farzdır, bu vaciptir, bu sünnettir, bu müstehaptır denilir. Bazen de la be'sebih denilir. La be'sebih yapılmasında bir beis yok ama yapmasan daha iyidir demektir. Terkuhu evla demektir. Niye? Çünkü onu terk etmeyi alışkanlık haline getirirsen kendisinde mahzur olan şeylere karşı daha donanımlı, daha dinamik, daha tedbirli olursun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki hatta yed'a ma la ba'se bihi kendisinde bir beis olmayan şeylerle karşılaştığında onu bile terk etmeli insan hadaran korkmak sakınmak için uzak durmak için mimma la ba'se mimma bihi'l ba's be kendisinde beis kendisinde haram, kendisinde şüphe, kendisinde zarar olan şeylerden sakınabilmek için zararı olmayanları bile insan terk etmeyi alışkanlık haline, usul haline, adet haline, ibadet haline getirmeli ki kendisini adım adım müttaki kulların yanına ulaştırabilsin. La yebluğul abdu daracetel muttaqin hatta yed'a ma la ba's bihi hadran mimma bihil ba's. Hazreti Ebubekir radıyallahu an buyuruyor. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam faizle ilgili söylediği hadis-i şerifler var. Müştehitlerin ribanın yani faizin illeti olarak ortaya koydukları farklı iştihatlar var. Ama faizin kapsamı meşrikten mağribe kadar bütün her şeyi detayı ve tafsiliyle beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aktarmamış, anlatmamıştır. Onun için sahabe-i kiram Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an faize düşeriz korkusuyla bizim zamanımızda 70 çeşit mübah olan ticaretten uzak dururduk diyor. Ticaretten külliyen uzak durmuyor ama kendisinde beis gördüğü yahut şüpheye düştüğü acaba faiz midir diye endişe ettiği 70 kalem muameleden uzak dururduk faize düşmeyelim diye. Allah celle celaluhu ruhumuza uyanıklık ihsan eylesin. Amin. Eğer ruh uyanırsa zikrullahla, murakabeyle, rabıtayla eğer ruhumuz uyanmaya başlarsa önce kendisinin kim olduğunu anlayacak. Nasıl bir cevher taşıdığını anlayacak. Ama ruhumuz bu şekilde uyumaya devam ederse uyuyan adamın yanına pirzola getirseniz en sevdiği yemeği koysanız farkında olmaz. Uyuyan adamın yanına bir kese altın koysanız ruhu bile duymaz. İşte bugün altından daha kıymetli olan Hazreti Kur'an'ın karşısındaki tutumumuz, ilgisizliğimiz, ona hak ettiği değeri veremememiz, onun peşinden koşturamamamızın sebebi uyumamızdır. Ennasun yemun izama tebehu buyuruyor Hazreti Ali radıyallahu anh. İnsanlar hep uykudalar. Öldükleri zaman uyanacaklar ama iş işten geçmiş olacak. Oğlunu medreseye vermemiş, götürüp mektebe verdikten sonra mektep ahlakı, oradaki kötülükleri alıp babasıyla düşman haline dönüşmüş bir çocuğun ızdırabını ifade ederken Ankara'da bir veli demişti ki: "Bugünkü aklım olsaydı, eğer fırsatım olsaydı çocuğumu medreseye hafız olması için getirir. Kabul edilinceye kadar medresenin kapısının önünde yatardım. Üzerimden günlerce çiğneyerek geçseler bile çocuğumu kaydettirmeden vallahi evime dönmezdim diyor. Bugünkü aklım olsaydı. Bu dünyadayken azıcık gözü açılanların söylediği şey. Ama ahirete gidip evlatlarımızın on parmağı torunlarımızın on parmağı, annelerimizin, babalarımızın on parmağı boğazımıza düğümlendiği zaman işte o zaman feryadı duymak lazımdır. Bu feryadı bugünden duymak için ruhun ayılmasına ihtiyaç var. O zaman anlayacağız ne kadar çirkin şeylere aşık olduğumuz. Üstadım Mahmud Efendi Hazretleri anlatırdı. Bir damat İslam'dan bir haber, İmandan bir haber, Müslüman bir aileden de yetişmemiş. Evlendiği gece güya düğün cemiyeti diye kör kütük sarhoş olmuş. Gelin hanımı almışlar eve götürmüşler. Damat düğün cemiyetinden çıkmış eve gidiyorum diye yolunu kaybetmiş. Sonra bir çöp tenekesinin yanından geçerken ayağı ölmüş bir merkebe takılıyor onun yanına düşüyor. Evlendiği eşi zannederek merkebe sarılıp o gece merkeple beraber merkebin koynunda yatıyor. Sarhoş adam kiminle beraber olduğunu, kimin koynunda yattığının farkında değil. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber ayılmaya başlayınca o damadın rezilliğini siz düşünün. evlendiğine bin kez pişman olur. Düğün yaptığına yüz bin kez pişman olur. O rezilliği görüyor musunuz? Onu komşular duysa, arkadaşları duysa, işçileri duysa, patronu duysa, daha bir günlük gelin hanımı duysa ona ne der? İşte biz ruhumuz uyumaya devam ettiği müddetçe hepimiz bir merkeple sarmaş dolaşız. Nelere aşık olmuşuz? Kimlerin koynundayız, kimlerin kucağındayız farkında değiliz. Kimlerin ağzına bakıyor, kimlerin sözünü dinliyor, kimlerin peşinden gidiyor. Peşinden gittiğimiz adamlar karga kadar aklı olsa. Hazreti Allah peşinden gidecek peygamberleri göndermiş. Tilker rusulü faddalna ba'dahum ala ba'd. Alın size peygamberler. Bazısı bazısından üstün. Allahu yastafi minel melaiketi rusulen ve minen nas. Meleklerden seçtiğim gibi sizin de içinizden seçtiğim peygamberler var. Gökten indirilen kitaplar var. La raybe <laughs> fi hudellil muttaqin. Muttaki olmak isteyen, hiçbir gölgeye takılmak istemeyen, yarın pişman olacak, rezil olacak bir tercihte, bir hatada bulunmak istemeyenlerin aydınlığı olacak, nuru olacak neşesi olacak, huzuru olacak, sermayesi ve sevinci olacak. Kitap bu kitaptır diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Hüdel lil müttakîn. Müttakî elini Allah'a açan demektir. Allah'a yalvaran demektir. Elimden tut Allah'ım diyendir. Suya düştüğü zaman sadece Allah'a imdat diyen insandır. Hepimiz bir suya düştük nefsin bataklığında gömülmek üzereyiz Allah bize kitabını hidayet eylesin Allah İslamiyetle dirilmeye İslamiyetle ayılmaya İslamiyetle ebedi kurtuluşa bizleri muzaffer ve muvaffak eylesin